Başlayalım mı? Değerli basın mensupları, özgürlüğün bedeli devamlı ihtiyattır. Demokrasimizin imkan ve araçlarını kullanarak demokrasimize ve özgürlüklerimize tehdit oluşturanlara karşı ihtiyatı asla elden bırakmamalıyız. Seçimlere 47 gün kaldı ve seçimlere giderken tehdit ve şiddet yeniden sahnede. İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç evinin önünde sopalı saldırıya uğradı. İnsanların evlerinin, iş yerlerinin önünde pusuya düşürülmesi, bu ucube şahsım rejiminde vakayı adiyeden oldu. Sandığa sayılı günler kalmışken, sahneye sürülen bu hain pusuları, bu hain saldırıları bir kez daha lanetliyoruz. Sayın Cemil Kılıç'a geçmiş olsun diyoruz. Peki bu çeteler, bu tetikçiler, bu cesareti kimden alıyor? Bunları kimler koruyup kolluyor? Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 87 gün geçti. Sinan Ateş'in gerçek katilleri, cinayeti azmettiren gerçek failler bulundu mu? Hayır, bulunmadı. Onun yerine dava dosyasındaki delilleri karartma girişimleri var. Tabii bu ülkede tehdit altında olanlar, sadece bu ucube rejimin muhalifleri değil. Koltuk için, makam için, mevki için, mansıp için, siyasi ikbal için AK Parti'nin öz evlatları bile tehdit ediliyor. Saray da buna sessiz kalıyor. İşte en son AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin bile tehdit ediliyorum diyerek isyan etti. Peki Özlem Hanım neden tehdit ediliyor? Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kırmızı çizgimizdir dediği için. Özlem Hanım, kadına şiddeti engellemeyi amaçlayan yasa, ittifak pazarlıklarına malzeme yapılamaz dediği için kendi camiasından saldırıya uğruyor. Peki bu tehditlere, bu saldırılara saray neden sessiz? Çünkü tek adam şahsım rejiminin başı koltuk telaşına düştü. Onun tek önceliği ne pahasına olursa olsun koltuğunu kurtarmak. Koltuk için feda etmeyeceği hiç kimse, feda etmeyeceği hiçbir ilke ve değer yok. O koltuktan kalkmamak için Erdoğan, partisinin grup başkan vekilini bile feda etmeye dünden hazır. Ama Özlem Hanım kendisini yalnız ve yorgun hissetmesin. Bu ülkenin tüm vicdan sahipleri kendisinin yanındadır. Şunun şurasında sandığa 47 gün kaldı. Kadına şiddeti hak görenlere öncelikle kadınların sandıkta diyeceği olacak. Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, Deva Partili kadınlar, Demokrat Partili kadınlar, Gelecek Partili kadınlar, İyi Partili kadınlar, Saadet Partili kadınlar ve tabii ki AK Partili kadınlar ve Milliyetçi Hareket Partili kadınlar kadına şiddete hayır diyecek. Sandıkta mührü Kemal Kılıçdaroğlu hanesine vuracak. Bu ülkede hiçbir kadın merak etmesin. Millet İttifakı'nın iktidarında 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde hiçbir kadın tehdit edilemeyecek. Hiçbir kadın kendini yorgun ve yalnız hissetmeyecek. Kadına şiddet, kadın cinayetleri bu toprakların kaderi olmaktan çıkacak. Şu son birkaç günde ülkemizdeki siyasi manzara daha da netleşmiştir. Saflar belirginleşmiştir. Biz barışmanın, kardeşliğin, helalleşmenin, açık yaraları kapatmanın makulün, adaletin, hakkın ve hukukun dünyamızı tahrip etmeden dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızda ise kadına dayak ittifakı var. Kadını domuz bağıyla boğanlara terörist diyemeyenlerin ittifakı var. Kin ve nefret üzerinden, bölüp parçalama üzerinden, amaca ulaşmak için her araç meşrudur anlayışı üzerinden genişlemeyi seçenler var. Ama bunlar ne bu ülkenin gençlerini, ne bu ülkenin kadınlarını, ne de bu ülkenin asil evlatlarını tanıyorlar. Milletimiz ne şehit emniyet müdürümüz Gaffar Okan'ın katillerini unutur, ne feminist yazar Konca Kuriş'in katillerini unutur. Ne domuz bağları ile işlenen onca cinayetleri unutur. Ne de
3-5 oy için tüm bu cinayetlerin faillerine bir kere dahi terör örgütü diyemeyenlerle ittifak yapanları unutur. Gaffar Okan'ın katilleri bellidir. O katillere kimin avukatlık yaptığı bellidir. O katillere avukatlık yapana bugün avukatlık yapmak da ne acıdır ki sarayın bekçisine düşmüştür. Bu zilleti milletini seven, vatanını seven hiçbir ülkücü kardeşimiz elbette unutmayacaktır. Milletimiz 47 gün sonra sandık önüne geldiğinde bunların hesabını sorumlulardan teker teker soracaktır. Değerli basın mensupları, devleti yönetenlerin asli görevi ülkede huzur ve refah sağlamaktır. Vatandaşlarına mutlu bir yaşam sunmaktır. İnsan devlet için yaşamaz. Devlet insan için yaşar. Devletlerin çöküşü ise her zaman ve her yerde ahlaki çöküşle başlar. Güce, zenginliğe kapılan yöneticiler yozlaştıkça devlet de yozlaşır. Yozlaşma büyüdükçe çöküş de kaçınılmaz olur. Bu nedenle Platon tam 2400 yıl önce şu hakikatin altını çizmiştir. Devleti yönetenler mal ve mülk edinmemelidir. Aksi takdirde devleti korumak yerine mal ve mülklerini korumayı öncelik yaparlar. Tam 2400 yıl önce söylenen bu sözler sanki bugünkü Türkiye'yi yönetenler için söylenmiş. Siyasete tek bir yüzükle başlayanlar bugün binbir odalı saraylarda yaşıyorlar. 21 yıl önce Harun olacağız diyenler 21 yıl sonra Karun oldular. 21 yıl önce mücahit olacağız diyenler 21 yıl sonra havuz müteahhidi oldular. Rant dağıtmak, rant paylaşmak üzerine inşa edilen yozlaşmış siyaset tarzları şehirlerimizi talan etti. Yuva dediğimiz evlerimiz afetlerde canımızı koruyamaz hale geldi. Bu tarz siyaset ülkemizde görülmemiş bir ahlaki çöküntüye neden oldu. Dünyalıklar için ahiretler yakıldı. Parayı imana tercih ettiler. Parayı bulmak, parayı ezmek yeni düsturları oldu. Ve bu arsız düzenleri ilelebet sürsün diye devletimizin tüm taşıyıcı kolonlarını birer birer kestiler. Köpeksiz köyde değneksiz gezebilmek için köklü kurumlarımızı birer birer yok ettiler. Yasama, yürütme ve yargı tek bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştı kaldı. Devletin adalet direği çökertildi. Müellifi oldukları bu ucubenin adına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediler. Peki bu ucube sistemle beraber son 5 yılda neler oldu? Neler yaşadık? Devletin kurumları çöktü. Eğitim çöktü. Dış politika çöktü. Ekonomi çöktü. Sağlık çöktü ve en sonunda depremde binalar, yollar çöktü. Her afet bu ucube sistemle felakete dönüştü. 50 binden fazla yurttaşımız depremde enkaz altında bağıra bağıra soğukta donarak can verdi. Bu ucube sistem elinde askerimiz 48 saat boyunca enkazın başına gönderilmedi. Sahra hastaneleri, sahra mutfakları, sahra çadırları kurdurulmadı. Enkazdan çıkanlara Mehmetçiğin sıcak yardım eli hızla ulaştırılmadı. Beceriksizlikleri, kifayetsizlikleri, ideolojik ön yargıları nedeniyle on binlerce canımızı kaybettik. Depremde milletimiz her afette yanında gördüğü Kızılay'ı aradı. Kızılay'da millete çadır kuracağına millete çadır sattı. Bunların elinde ülkemizin göz bebeği Kızılay, şaibeli bağışlarla, şaibeli para transferleriyle vergiden kaçınmaya aracılık eden paravan bir ticarethaneye dönüştü. 21. yılın sonunda yalan, dolan ve talan bu yozlaşmış kadroların alameti farikası oldu. İşte en son Hatay'da yaşananlara bir bakın. Erdoğan deprem acılarının üstüne göstermelik beton döküp sorumluluğunun üstünü örtmeye çalışıyor. Beton mikserleri sahaya sürülüyor. Döktüğü betonu da sosyete pazarındaki çığırtkanlar gibi deniz kumu değil ha, mıcırıyla, çimentosuyla, demiriyle dört dörtlük diyerek bir de pazarlıyor.
Ama pazarladığı betonun altında ne doğru dürüst bir temel var, ne de doğru dürüst bir demir kalıp var. Birkaç metrekare zemin üzerinde yalap şap döşenen demirler, üzerine de dökülen bir beton. Her işleri yalan, her işleri dolan. İşte size Recep Tayyip Erdoğan. Temel atacaklarına, temel fıkrasına imza atıyorlar. Ecdat yadigara Süleyman Şah türbesini kendi topraklarımızdan kaçırıp seyyar türbeye çevirenler, oradan oraya gezdirenler, şimdi de seyyar temel icat ettiler. Anlaşılan bu demirle çimentoyu deprem bölgesinde oradan oraya gezdirecekler. Algı yöneteceğiz derken milletin aklına, zekasına hakaret ediyorlar. Milletin ferasetinden bir haberliğin bu kadarına da pes doğrusu. Milleti 48 saat enkazın altında bir başına bıraktılar. Beceriksizlikleri, rant hırsları, rant yecilikleri nedeniyle on binlerce insanımız can verdi. Ama bundan zerre kadar hicap duymadılar. Nedamet getirmediler. İstifayı akıllarına bile getirmediler. Bunlar utanma duygularını hepten kaybetmişler. Utanmadan, sıkılmadan deprem bölgesinde seçim şovu yapmak için milletin milyonlarını döküyorlar. Özel uçaklar, lüks araçlar, otobüsler, koruma konvoyları gösteriş için seferber ediliyor. Bir tarafta Erdoğan'ın atama İçişleri Bakanı, deprem bölgesine çay gönderin, kahvaltılık malzeme gönderin, terlik gönderin, eşofman gönderin diye milletten ricacı oluyor. Öbür tarafta Erdoğan, binlerce insanımızın öldüğü enkazın arasında lüks otobüsüyle gezip milletin kafasına oyuncak fırlatıyor. Seçim şovu yapıyor. Hep söylüyoruz. Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Ama hala öldüklerinin farkında değiller. Milletimiz sandıkta fişlerini çekince siyasi mevta olacaklar. Bunların azıcık akılları olsa, azıcık vicdanları olsa, milletimize azıcık sevgileri olsa, bari gitmeden deprem bölgesinde geçici barınma sorunu hal yoluna koyalım derlerdi. Ama nerede bunlarda o düşünce, o vicdan? Deprem bölgesinde hala çadır, konteyner diye bağıran yurttaşlarımız var. Doğru düzgün tuvalet yok, duş yok, çamaşırhane yok, okul yok. Hala hesap kitap yok. Diyarbakır'da Dicle Nehri'nin kıyısına çadır kent yapmışlar. Yağmur yağıp sel olunca, dereler, nehirler taşınca 125 milyon liraya kurulan çadır kent çöp olmuş. Aynısı Adıyaman'da da var. Yağmur suları sel olunca çadırlar çamur deryalarının arasında kalmış. Her işleri plansız. Her işleri programsız, her işleri yalap şap. Bir öncelik listesi yapın. Buna uygun bir yol haritası oluşturun. Plan yapın, program yapın. Deprem bölgesinde ilk öncelik depremzedeler için güvenli, sağlıklı, geçici barınma alanlarını oluşturmak. Buna uygun konteyner şehirler kurmak. Modüler okullar ve yaşam alanları oluşturmak. Üretimin, bölgede üretimin devam edebilmesi için insanlarımızı bölgede tutacak barınma imkanlarını ve teşvikleri vermek. Ama bu rantiyecilerin tek derdi gider ayak, bol bol ihale yapmak. Kazanın dibini iyice sıyırmak. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na göre deprem bölgesinde acil yıkılacak, ağır hasarlı veya hali hazırda yıkık her 100 konuttan 41'i Hatay'da. Hatay açık ara depremde en ağır darbeyi yiyen ilimiz. Acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık konut sayısında Hatay'ı %19 ile Kahramanmaraş, %11 ile Adıyaman, %6 ile de Gaziantep takip ediyor. TOKİ'nin deprem bölgesinde 21 Şubat ile 14 Mart tarihleri arasında açtığı toplam 29.924 konutluk ihalenin dağılımına bakıldığında
ihalesi yapılan her 100 konuttan 33'ü Gaziantep'te, 29'u Kahramanmaraş'ta, 19'u Malatya'da, 6'sı ise Hatay'da. Şimdi bu hesap nasıl bir hesap? Yıkımın büyüğü Hatay'da, yıkılan evlerin %41'i Hatay'da ama depremzedelere yapılacak konutlar için açılan ihalelerin sadece %6'sı Hatay'da. Bir daha tekrarlıyorum. Acil yıkılacak ağır hasarlı konut sahipliğinde birinci sırada olan Hatay, yapılan konut ihalelerinde dördüncü sırada. Depremde yıkılan binalar üzerinden bile siyaset yapıyorlar. Bu hangi vicdana sığar? Ne demişti Hatay'da Erdoğan? Burası CHP'li demedik. Bunlar da vatandaşımız dedik. Bu sözler bile bilinçaltında hangi kötü düşüncelerin olduğunu açık seçik gösteriyor. Halep oradaysa arşın da burada. Devlet böyle yönetilmez. Devlet akılla, bilimle, liyakatle, planla, programla yönetilir. Örnek mi? İşte bizim Beylikdüzü belediyemiz. Geçici barınma sorunu en öncelikli sorun diyerek İskenderun'da altyapısı hazırlanmış güzel bir çadır kent kurdu. Ardından da o parti bu parti demedi, İskenderun Belediyesi'ne ve İskenderun Kaymakamlığı'na bu çadır kenti işletilmek üzere teslim etti. Devlet işte böyle yönetilir. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 15 Mayıs sabahı devletin başına geçtiğinde parti devleti son bulacak. Devlet yeniden devlet olacak. Siyasi partiler parti gibi olacak. Her şey yerli yerine oturacak. Biz Millet İttifakı olarak dersimizi iyi çalıştık. Neyi yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, ne zaman yapacağımızı ortak politikalar mutabakat metniyle programladık. Hukuk, adalet ve yargıdan kamu yönetimine, yolsuzlukla mücadeleden ekonomi, finans ve istihdama, afet yönetimine, 9 ana başlıkta 2300'den fazla somut hedef, politika ve proje belirledik. Şimdi soruyorum, Cumhur İttifakı'nda böyle bir hazırlık, böyle bir plan gördünüz mü? Var mı böyle bir şey? Ne gezer? Biz kural diyoruz, onlar kral diyor. Cumhur İttifakı'nın yeniden Refah Partisi ile imzaladığı protokoldeki şu ifadelere bir bakın. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazineyi fonlandırmasının önündeki engellerin kaldırılması sağlanacaktır. Yani hazine para basacak. Yani Merkez Bankası para basacak. Hazine kısa vadeli avansına benzer düzenlemelerle bunun önü açılacak ve karşılıksız para basmanın önünü bu maddeyle yeniden açacağız diyorlar. O zaman hoş geldin 1994 krizi. Siz bunu söylediğiniz anda bu ülkede yatırım yapılır mı? Yapılmaz. Kimse bu ülkeye güvenip parasını getirir mi? Getirmez. Çünkü herkes enflasyonun dolu dizgin şaha kalkacağını görür ve bilir. Hayat pahalılığının sebep olacağı huzursuzluğu görür. Peki ortak politikalar mutabakat metninde biz ne diyoruz? Şimdi mutabakat metninin 78. sayfasını açtığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazine ile doğrudan veya dolaylı finansman ilişkisi kurduğu kar ve yedek akçe dağıtımı, açık piyasa işlemleri, menkul değerler cüzdanı, cari hesap ilişkisini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yasasında açıkça düzenleyecek, bu suretle hazineye doğrudan kaynak aktarımı aracılığıyla parasal genişlemeye yol açılmasını önleyeceğiz. Yani enflasyonu bitireceğiz, fakiri, fukarayı enflasyon belasından kurtaracağız, milleti hayat pahalılığına ezdirmeyeceğiz. Aramızdaki farka bir bakar mısınız? Aramızdaki fark gündüz ve gece gibi. Biz akıl, bilim, tarihsel tecrübeye dayanarak politikalarımızı belirliyoruz. Onlar ise ideolojik taassupla, akıldan ve bilimden hiç nasiplenmeyerek
tarihten hiç ders almayarak politikalarını belirliyorlar. Bu arada imzaladıkları protokolde yolsuzlukla mücadele konusunda doğru dürüst tek bir kelam edilmemiş. Demek ki artık yeniden Refah Partisi yolsuzluklardan, kul hakkı yiyenlerden şikayetçi değil. Oysa şunun şurası daha 5 ay önce Fatih Erbakan Konya'da Erdoğan'a ne diyordu? 20 senedir yolsuzlukla mücadele noktasında, yoksulluğun ortadan kalkması noktasında ne yaptınız? Kaç kişiyi bünyenizden söküp attınız? Kaç kişiyle ilgili soruşturma açılmasına müsaade ettiniz? Bunları insana sormazlar mı? Sorarlar Sayın Erbakan. Peki siz AK Parti ile koalisyon protokolüne imzayı atarken bu soruları sordunuz mu? Bu sözlerinizi hatırlayıp gereğini yaptınız mı? Ama oğul Erbakan hiç merak etmesin. Tüm bu soruların gereğini 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Babası Erbakan hocamızın kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek. Bizim ortak politikalar mutabakat metnimizde yolsuzlukla mücadele konusunda koca bir bölüm var. Biz yolsuzlukla mücadele için bu kitapta tamı tamına 64 maddelik detaylı bir reçete verdik. Çünkü 21 yılın sonunda şu açıkça görüldü. Yolsuzluğun olduğu yerde mutlaka yoksulluk da vardır. Yolsuzluğun olduğu yerde milletin aşı ekmeği küçülür. Bugün dünyada gıda fiyatları düşerken bizde arşa çıkıyorsa, bir kilo kıyma 300 lirayı geçmişse, birkaç yıl önce fiyatı 5 liraya çıktı diye depoları basılan soğan bugün marketlerde 20 lirayı bulmuşsa, yumurtanın kartonu 90 liraya çıktıysa, bir karton sütün litresi 30 liraya dayandıysa, sebepleri işte burada aranmalıdır. Ne diyor Neyzen Tevfik? Ekmek herkese yetecekti aslında. Tarlaya karga dadandı, ambara fare. Fırına hırsız, memlekete harami. Bugün ülkemizde 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 9.425 lira. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre ise tek kişinin karnını doyurması için gereken fitre, yani günlük yiyecek masrafı 70 lira. Diyanet'in fitre hesabına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8.400 lira. Peki emekliye verilen en düşük aylık ne kadar? Son zamla beraber 7.500 lira. O da Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorlamasıyla. Tabii bunu bile doğru dürüst beceremediler. Emekliler arasında adaleti bozdular. Çalışırken daha çok prim ödemiş emeklilerimizi mağdur ettiler. Onların maaşını arttırmadılar, yerinde saydı. Yine sebep oldukları başka bir mağduriyet daha var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, zorlayınca emekliye bayram ikramiyesi 2018'in Mayıs ayında 1000 lira olarak yasalaşmıştı. 5 yılın sonunda geldiği yer 2000 lira. Oysa emeklinin bayram ikramiyesi bugün TÜİK'in makyajla enflasyonuyla dahi 3564 lira olmalıydı. Tüm bu mağduriyetlere sebep olan Erdoğan, ardından deprem bölgesinde kürsüye çıkıyor, hamdolsun kişi başına gelirimiz 10.650 dolara çıktı diyebiliyor. Oysa ucube başkanlık sistemi sevdası Erdoğan'ın gönlüne düşmeden önce kişi başına gelir bu ülkede 12.582 dolardı. Erdoğan milletin cebinden 2.000 doları çarptı, şimdi kalkmış hamdolsun diyor. Dedik ya, yalan dolan Recep Tayyip Erdoğan. Neyse, artık 47 gün kaldı. Tüm bu sorunları biz çözeceğiz. Tüm haksızlıkları biz gidereceğiz. 47 gün sonra milletimiz önce ferahı, ardından da refaha kavuşacak. 14 Mayıs'ta Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek. Mafyanın 10 bin dolar rüşvet verdiği milletvekili yargı önünde hesap verecek. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, beşli çetelerden hesap sorulacak.
Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek. Milletten çalınan 418 milyar dolar söke söke çalanlardan geri alınacak. Millete, asıl sahibine verilecek. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek. Merkez Bankası'nın buharlaşan 128 milyar dolarının hesabı sorulacak. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek. Yolsuz ve uğursuzlar kaçacak, delik arayacak. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek. Sinan Ateş cinayeti aydınlatılacak. Gaffar Okan'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhları huzur bulacak. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek. Memleket rahat bir nefes alacak. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek. İşçinin, memurun, emeklinin, dul ve yetimin yüzü gülecek. Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek. Yurtta barış, bölgemizde barış, cihanda barış olacak. Artık şafak atarsa 47. Plaka Mardin'e düştü. Tüm Mardinlilere de buradan selam olsun. 14 Mayıs'a artık sayılı günler kaldı. 14 Mayıs'ta kazanan demokrasimiz olacak. Kazanan Millet İttifakı olacak. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Sözlerimi bitirirken komşumuz ve dostumuz Bulgaristan'da 2 Nisan 2023 tarihinde erken genel seçim var. Bu vesileyle demokrasiye sahip çıkmanın en güzel yolunun seçmenlerin sandığa giderek katılımı arttırması olduğunu, Türkiye'de de çifte vatandaşlığa sahip vatandaşlarımızın sandığa gitmesini önemsediğimizi bir kere daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim, Ankara Masası Haber Sitesi muhabiri Ecem Çetin, müsaadenizle size 3 sorum olacak. Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce ile görüşecek mi? Böyle bir görüşme gerçekleşirse bu bir nezaket ziyareti mi olacak? Yoksa İnce'nin adaylığının geri çekmesi için somut bir öneri götürülecek mi? İkinci sorum ise Cumhurbaşkanı adayı 4 isim şu anda. Seçimin ikinci tura kalma ihtimali var mı? Liste çalışmaları ne durumda? İttifak ortaklarınızın adayları da CHP listelerinde yer alacak mı? Teşekkür ederim. Önce izin verirseniz birinci sorunuza cevap vereyim. Genel başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa Sayın İnce ile de görüşecek. Ve bu diğer gündemi de diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak. İkinci sorunuza gelince, biz bu seçimin ikinci tura kalmayacağını biliyoruz. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Ve 15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız. Listeler meselesini sordunuz. Listeler üzerinde arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. Bitince gerekli açıklamaları yapacaklar. Evet. Ersen Korkmaz, İskenderun. İki tane sorum olacak. Birincisi, Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadar tarihimize kara leke olarak yazılan Çorum, Maraş, Sivas, Dersim katliamlarından Kılıçdaroğlu döneminde devlet özür dileyecek mi? İkinci sorum, Kürt sorunu demokratik şekilde çözümlenecek mi? Teşekkür ederim. Genel Başkanımız, genel olarak Türkiye'de kim mağdur olduysa, kim haksızlığa, adaletsizliğe uğradıysa bu kesimlerle helalleşmeye devam ediyor. Ve son sorduğunuz soruyla ilgili olarak da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kürt meselesinin çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olduğunu altını çizerek söylüyoruz. Evet. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen bazı sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk sorular Fox TV tarafından yönlendirildi. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. En düşük emekli maaşının arttırılması düzenlemesine gaziler de eklendi. Asgari ücret seviyesine çıkarılıyor maaşlar. Çalışma Bakanı bu açıklamayı yakın zamanda paylaştı. Ayrıca bakanlıklardan da yeni personel alımlarıyla ilişkin arka arkaya açıklamalar geliyor.
Bu adımların seçim yatırımı olarak yapıldığı yönünde de birçok yorum yapılıyor. Sizin bu adımlara ilişkin değerlendirmeniz nasıl olacak? Bu hükümet 20 yıldır beşli çeteye hizmet etti. Ama sandık ufukta göründü, baktılar pabuç pahalı, nihayet millet akıllarına geldi. Keşke sandık gelmeden tüm bunları yapsalardı. Millete yok yere yıllarca eziyet ettiler. Ama milletimiz neyin ne için yapıldığını gayet iyi biliyor. Yıllarca beşli çeteler için çalışanlara bunun cevabını sandıkta verecek. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularını kabul etti. Resmi gazetede geçici aday listesi yayınlanacak ve itiraz süresi başlayacak. Cumhurbaşkanının yeniden aday olamayacağına dair uzun süredir süren bir tartışma var. YSK'da birkaç gün içinde yapılan itirazlara yanıt verecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz edecek misiniz? Şimdi zaten bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak yeteri kadar itiraz var. Yeteri kadar itiraz başvurusu yapılıyor. Anayasanın hükümleri belli, yasalar belli. Tabii bu ülkede anayasanın askıya alındığı bir düzen olduğunu da unutmamak lazım. Millet İttifakı'nın kuruluşundaki gaye tüm bu adaletsizlikleri, hukuksuzlukları bitirmektir. Efendim bir soru da Sözcü TV tarafından yönlendirildi. Sözcü TV'nin sorusu da şöyle. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçimlere parti olarak gireceklerini açıklamış ve YSK'ya başvurmuştu. Ardından Cumhur İttifakı'na katılacaklarını açıkladı. Erbakan'ın adaylık açıklamasını yaptığında yayını kesen TRT'ye konuk oldu ve orada değerlendirmelerde bulundu. Sizin bu açıklamalardaki tezatlık ve TRT'nin yayın anlayışı ile ilgili değerlendirmeniz ne olacak? Yani bu yaşananlar uzunca bir süredir dile getirdiğimiz Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun milletin parasıyla nasıl AK Parti'nin reklam ajansı haline geldiğini açık seçik ortaya koyuyor. Bugün bu ülke basın özgürlüğünde eğer Uganda'nın gerisindeyse nedenlerinden bir tanesi de budur. Teşekkür ediyorum.